Yeni başlığımızı açıyorum. Hande Erçel'deyiz. Gel hmm. Hande'ye gel. bu, Hande gel, bu başlığı mi? açmamıştık. Ama, ama, Açalım galiba, <laughs> Açalım o zaman. Arzu Sabancı sol gösterip sağ Oo. mı vurdu? Sağ gösterip sağ sol mu vurdu? Bakalım. Of, of, of. bakalım. Bakalım. gelsin Hande Erçel'in Paris'teki nefes kesen görüntülerinin akabinde söylemezsem olmaz yorumcusu Arto'dan iddialı bir çıkış gelmişti. Olay. Olaysın olay. aşkım olay. İyice sabancılara gelin olamayacaksın artık. <laughs> <laughs> Haberin olsun. Evet Arto, Arzu Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı aşk yaşayan Hande Erçeli gelin olarak kabul etmeyeceğini öne sürüyordu. Hakan, Hakan Sabancı, da hakkını, hakkını veriyor kanka. 16 ülke diyorsun Ama Arzu bir yılda Sabancı gezine. hiç hakkını vermiyor. <laughs> gelin görün ki Arzu Sabancı dedikodulara inat müstakbel gelininin dergi kapağındaki bu pozunu beğendi. Müstakbel kayınvalidesinden onayı aldığı anlaşılan Hande Erçel, hafta sonu da Hakan Sabancı ile boy göstererek kendini ispatlıyordu adeta. Neymiş efendim hiçbir şey bildiğiniz gibi değilmiş. Gayet Arzu Sabancı Hande Erçel'i onaylıyor. Aralarında gelin kaynana ilişkisi konusunda hiçbir sıkıntı yok. Yağmur. Şimdi şöyle Paris Moda Haftası vardı. Aynen. Bu hafta. Verdik zaten. Verdik zaten haberi de. Ve Hande de bir markanın lansmanına katıldı. Onun kıyafetin tulumunu giydi. <gülüyor> <gülüyor> e, normalde Hakan'la Hande'li gidiyor. Hande'nin bir iş birliği varsa yurt dışında. Beraber olduklarından biri hemen hemen hepsine eşlik etti. Hakan burada yoktu. Ben burada bir işkinlendim. Sonrasında Hande uçakta Paris'e giderken bir story atıyor. Story atarken de şöyle göğsünü açarak markayı gösteriyor. Ama orada çok seksi vücut dili vardı. Sonra tulumla çok seksi bir görüntüyle karşımıza çıktı. İşte göğüsler birazcık fıttırılmış. İşte e, seksi bir tulum giymiş. Bacaklar ortada duruşlar falan çok havalı. Hatta dedim ki ben bu haberlere girerken resmi jest mi diye böyle bir e, çünkü bana bir düğüm geldi. Dediler ki Hande ile Hakan arası çık. Sonrasında Hande döner dönmez bir tane daha bir post attı. Ve posta Hani Hakan'la olduğundan beri acayip usturuplu bu arada. Yani hep bunu konuşuyoruz. Düğünleri. Hangi konuda? Kıyafet tercihlerinde zaten mi? Zaten hani asil bir kız hep bunu söylüyorum. Hı. Böyle çok abutik abutik bir yanını görmedik annenin. Ama aşırı, daha da özen verdi. Tabii daha da böyle bir asil, hı. daha da böyle bir e, dekolteye falan dikkat etti. Yeni gelin. Yeni gelin misali. Okuluna başladı falan. Mimar Sinan'a başladı. Falan. Tamam. Her şey çok bunları. güzel. Bunları. Dört dörtlük. Bir tane post attı. Çubuk kreker yiyor. Bacaklarını böyle koltuğa uzatmış. O kadar seksi ki. Dedik ki tamam burada bir şey var. Yani Hande hayatta böyle bir post atmaz. Şöyle bir çubuk kırık bacak uzatmış böyle çok hmm. minicik bir şort giymiş. Hmm. Sizce o esnada arası Açıkta Hakan'la. Açıktı bence. Evet bana haberi geldi Ve zaten. Burada Hakan Sabancı annesine baskı uyguladı. Nasıl yani? Bence bu ayrılık kısa süren bu küslükte bence Hakan Sabancı anne her şey senin yüzünden oluyor. Her şey çok kötü gidiyor. Ben aşığım. Lütfen bunu düzelt. Çünkü Hande orada bir misilleme yaptı. Sen bilirsin dedi Hakan. Çünkü bu kadar aşırı, bu kadar bu aşırı, aşırı normalde poz vermiyordu. Hayat da vermiyor. Hayatta Hayat bu da bu kadar vermiyor. vermiyordu ki poz. Peki siz bu ilişkide daha çok sevenin Hakan Sabancı olduğunda hem fikir misiniz? Hakan Sabancı Hakan çok seviyor evet. ama Hande tabii ki bir o kadar. İkisi de aşıyor. bence ya seviyor de ama Hakan yüksek. Sabancı seviyor. Evet. Aldığım duyumlara evet. göre Hı -hı. gerçekten bu ilişkinin aşığı evet. daha çok seveni. Hakan Sabancı hı hı. birlikte katıldıkları partiler doğum günü arkadaş ortamlarında iki ayrı uç masada oturduklarında dahi Hakan Sabancı'nın bir diğer masanın ucundaki Hande Erçel'e bu şekilde Bak, elini masaya çok güzel. koyup aşık aşık baktığıyla ilgili çünkü bu çok önemli bir detay. Yani... Arkadaş ortamında herkes erkek erkeğe kız kızla muhabbet ediyor olabilir. Orada zaten aylardır birliktesiniz. O aylardır birlikte olmuş olmanın vermiş olduğu artık monotonlaşma olabilir. Bu ilişki Ama kim başlattı biliyor musun? Kim başlattı? Hakan çok koştu annenin peşinden elde etmek için. Tabii. Tabii. Hande istemedi. Hande zaten demiş ya ben öyle senin gibi bir onunla bir bununla public yani Aynen. Efendim, yanlış bir cümle kullandım. Biraz daha Hı -hı. E, Türk bir edebiyatı Hı -hı. yapayım. Yani herkesin bildiği beni saklayamazsın. Hı -hı. Beni arkada yaşayamazsın. Bizi herkes bilir. O şartla zaten beraber o şartla oldu. şartla ben seninle evet, birlikte oldum. beraber oldu. Doğru duruş. Doğru duruş. Peki bir şey söyleyeceğim bir kadın size. Olarak... Şimdi bu olaylar döndü. O akşamına araları bana açık diye gelindi. Hande resmini çekti. Açtı göğüsleri. Açtı bacakları. Sen bir Hakan, ben Hande Erçel'im dedi. Ben Hande Erçel'im 30 takipçim Doğru. var. ve dünyanın şey Türkiye'nin en güzel kadınıyım dedi. Hangi oyuncunun, hangi en başarılı yorumcunun 30 metre takipçisi var? Bana Hiç söyleyin. Hande güzelliğiyle gidiyor. Güzelliğiyle gidiyor. Çok takipçi. büyük, çok pek be... ha, ha, e, Hakan'la nerede gezerse gelsin Hande'yi tanıyorlar. Bütün fotoğrafları hepsi bana geldi. Sonrasında... Tabii Hakan Sabancı'yı da e, tabii yabana atamayız. Türkiye'nin üç büyük zengin ve köklü ailesinden bir tanesinin veliahtı. Hı -hı. Dolayısıyla çok da tatlı, yakışıklı. Hı -hı. Hani bazıları var ki para tabii için gelsin ama... Tabii 200 kilo adam, mesela adam. Hem çok yakışıklı, yani. hem çok zengin, hem de iyi bir aile. Şunu söyleyeceğim. Dolayısıyla bol şans. Hande res çekince... Bu arada Hande'nin çok deli bir kitlesi var. Yani seni böyle yerle bir eder. Senin duvardan duvara vururlar herkese. Hande res çekince fanlar bunu tabii ki çakıyor. Arzu Hanım'ı bil nişlediler Twitter'da. Hmm. Eşek oldu Arzu Sen Sabancı. Sen o bölüme baktın mı? Evet. Ha, tamam. Nişlediler. İşte Hakan kim ki? Hande duvarsına Hakan'ı kabul etti de falan diye. Arzu Hanım bu sefer gitti. Hande'nin kapak oldu bir dergi. Like attı. Bak ilk defa bu. Hemen hemen. Hande Erşer dosyasını kapatıyorum. Tamam. Toparladığımızda Arzu Sabancı'nın isteme gibi bir durumu yok. Arzu... Bir şey mi söyleyeceksin? Ama şey, arzu bir story attı. bunu konuşmamız lazım. Hemen Çok söyle. önemli. Tabii. O story gelebilir mi? Emreceden Hemen mücretsin. Arzu Hanım'ın atmış olduğu bir story vardı. Yağmur Çevik göndermiş rejimize. Ne gönderdi kız? Bak o, ben ne diyor? uzağı göremiyorum ki ha, ne okuyabilir diyordu? misiniz? Söyle kız. Bu yeni, Şişt, yeni New York'ta ne? vefat eden bir modacı. Şıklık ve modaya uygun olarak tamamen farklı. iki şey modaya uygun giyinmeyi kolayca satın alabilirsiniz. Ama stil DNA'nızda olmalı. Ve giyinirken risk almalısınız. Bunda olabilecek en kötü şey başarısız olmak. E bundan, bundan da ölmezsiniz. Yani diyor ki herkes bir marka giyebilir. Ama senin DNA'nda o kalite yoksa Taşınmayı sen onu bilmiyorsan, Aynen. Yani sen Arzu Sabancı'nın yine hikayesinde paylaşmış olduğu bu göndermeli diyorsun çünkü bir rip yazıyor orada evet. bir aslında baş sağlığı e, bir moda ikonu evet, üzerinden ikonu. E, ama yine de bir lafın bir şekilde Hande Erçel'e dokunu. Valla Hande Erçel'i onayladığını biliyorum, herhangi bir sıkıntısı olmadığını biliyorum. E, Arzu Sabancı ile Hande Bence Erçel. arasında. Arzu Sabancı arasında. artık bu işi eğlenceye çevirdi ve hoşuna gitmeye başladı. Peki. Çünkü Peki. güzel gidiyor. Hadi o zaman kızılcık şerbe diyelim ha, mi hep Allah. birlikte? Hadi bakalım. Çünkü geçtiğimiz hafta Cuma günü yeni yayınlanan 2. <laughs> Abdullah Bey dönemi başladı kızılcık şerbetinde. Apo sevildi mi sevilmedi Çok mi? Çok eleştiri de var. Çok Adam <linç edi. gülüyor> Bir izleyelim mi? <laughs>